Selamun aleyküm canlar. Bugünkü videomuzda şu aralar yaygın olan şap hastalığıyla alakalı, yapılan aşıyla alakalı bir durumdan bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz bu sene şap hastalığı birazcık fazla yaygın. Geçen Tarım İl Müdürlüğü'nden veterinerler gelip hayvanların hepsine şap aşısı yaptı. Sadece bir tane düvemize maalesef ki şap aşısı dokundu. Dokunduğunu nasıl anladık diye sorarsanız, hayvanda, yani her hayvanda belki aynı belirtiyi göstermeyebilir, karın bölgesinde şişlik yaptı ve gözüken et yerlerinde bayağı bir kızarıklık oluştu. Hayvanda sancılanma durumu oluştu. Sonrasında veterinerleri hemen arayıp hayvana dokundu galiba şeklinde bilgilendirme yapınca gelip müdahale ettiler. Karındaki şişkinliği indirmek için aşı yaptılar. Sonrasında aşının dokunmasını engelleyecek birkaç takviye aşı yapıldı. Ben de çok fazla detaylı bilmiyorum. Bu arada video çekerken bizi hiç rahat bırakmayan Çınar Bey var. Ateş'in oğlu bu da biliyorsunuz. Aşırı yaramaz. Yani biraz fazla vurmaya meyilli. O yüzden bu sene maalesef Çınar'ı saklayamayacağız. Çünkü gerçekten vuracak gibi gözüküyor. Önüne gidiyoruz, boynuz sallıyor. Arkasını temizlerken bize tekme atıyor. Bayağı bir yaramaz. Yani ilgilenen arkadaşlar varsa eğer bu sene kurbanlık oluyor Çınar Bey. Nasipse kurbana vereceğiz inşallah hayırlısıyla. Şu an otunu yediği için çok detaylı çekemiyorum. Ancak oradaki şişliği zaten görüyorsunuz. Onu birkaç gün sonrasında müdahale edip elimle patlatacağım. Aşama aşama bunları da çekeceğim sizinle. Muhtemelen elimle değil de bir iğne yardımıyla patlatıp içindeki irini boşaltabilirim. Çünkü orası hayvana sıkıntı yaratacak veya bekleyeceğiz, kendiliğinden patlayacak. Bakalım, artık aşama aşama sizinle de paylaşacağım bu görüntüleri. Paşa, afiyet olsun oğlum. Şu anda Ateş Bey benden bir şey istiyor. Ama ne istiyor? Ne istiyorsun oğlum? Çok şımarıktır kendisi. Her geldiğimde ona mutlaka bir şeyler getiririm evden. Yazın elmaya alıştırdık. Kışın da pop kekti, işte çikolataydı falan, eticindi. Bisküvilerle besliyoruz paşayı. Görüyorsunuz kızçeler de otu komple sermişler yere, yerden yiyorlar. Ki keza Ateş Bey de öyle. Evet, bu da Ateş Bey'in kara oğlu. Şu an henüz daha 2 aylık olmadı. Ona birçok müşteri çıktığı için en son hayır diyemeyeceğim müşterimiz oldu. Bizim köyün muhtarı istedi. Hatta daha doğduğu gün almak istiyorlardı. Birkaç günlük olduktan sonra. Görüyorsunuz her sabah böyle haşır neşir oluyoruz onlarla. Hiç rahat bırakmıyorlar. Maalesef onu satmak zorunda kaldım. Çünkü 3 tane zaten boğamız var. Ateşle beraber 4. Artık 5.'yi saklayamayacağız. Gördüğünüz gibi aşırı yaramaz. Oğlum annem saçım. Her ne kadar rengi benzemediyse gözleri aynı babası, gözleri ömre bedel. Bunu alan muhtarımız muhtemelen güreş boğası olarak yetiştirecek. Nasip olursa inşallah ileride güzel güreşlerini izleyeceğiz bizim paşanın. Kaşınmayı çok seviyor. Aslında benimle uğraşmasının tek sebebi ona biraz daha fazla ilgi göstermem. Gerçi elimizden geldiğince hepsine tek tek ilgi göstermeye çalışıyoruz ama maalesef hepsini teker teker kaşıyamıyoruz. Oğlum dişlerin biraz seyrek, annem tel taktıralım, ağzını yerim senin ben. Kara gözlü oğlum, çapşik. Çok tatlıdır kendisi. Evet, ahır kısmındaki videomuzu şimdilik sonlandırıyorum. Dışarıya doğru çıkacağız. Yarın öbür gün muhtemelen o düvedeki şişliği patlattığım zaman da videonun devamını çekeceğim sizlerle. Bu videoları düzenlememiz bazen gerçekten birkaç günümüzü alabiliyor. Malum işler çok yoğun oluyor. Gerçekten bazen vakit bulamıyorum. Hepiniz sürekli benden video istiyorsunuz. Çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum. Ahırdan çıkıp hemen ahırın yan tarafındaki çayırdaki güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Dağlar önce beyazdı, beyaz kalktı, yavaş yavaş kahverengiye dönüştü. Kahverengi de gitti artık. Ufak ufak yeşile meyillenmeye başladı doğa. Şimdi her yer rengarenk olmaya başladı. Şöyle kadrajımıza takılan güzel kareleri sizinle de paylaşmak istiyorum. Sarı sarı çiçeklerimiz şu an doğanın gerçekten en sevdiğim hali. Her geçen gün rengarenk oluyor her yer. Kadrajımızda şöyle bir mavi çiçeğimiz de var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Ben bu çiçekleri de çok seviyorum. Yorumlarda bazen neresi bölge olarak soruyorsunuz. Bölge olarak zaten burası her halinden belli Karadeniz. İl olarak söyleyeyim size Artvin. Köy bilgisi zaten çok fazla paylaşmayı tercih etmiyorum. Ancak yine de söyleyeyim, Taşlıca Köyü merkeze 16 km uzaklıktayız. Tabii çayırların yeşillenmesi en çok tavuklara yaradı diyelim. Hemen atmışlar kendine. Birkaç gündür hava yağmurluydu. Çok fazla dışarıya çıkmıyorlardı. Tabii yazın en sevmediğim hali görüyorsunuz. Çok ince bakarsanız sinekler hemen çıkmış. Vallahi burada gerçekten sineklerden çok çekiyoruz yazın. Şurada iki tane kızım var benim. Bütün güzel tavukların ismini Özlem koydum. Biri şu gördüğünüz kırmızı olan.
Bir diğeri de yukarıda beyaz olan. Gerçi ben hepsini çok seviyorum. Hele annem tavuklarına hasta gerçekten. Onlarla alakalı birisi keselim yiyelim falan tarzında yorum yaptığında derken horozumuz böldü konuşmamızı. Çok da güzel sesi var. Şöyle köyümüzü de sizinle paylaşayım. Bizim köyümüz sadece 5 hane. Yani köyümüz 5 hane derken sadece mahallemizde 5 tane ev var. Oldukça dağınık bir köy. Yani o da Karadeniz'in yerleşim alanıyla alakalı. Çok fazla düzlük arazi olmadığı için eskiden nerede ufak bir düzlük görülmüş orada bir mahalle kurulmuş. Buradan aşağıya zaten mahalleler sıralanıyor. Buradan yukarıya artık başka bir mahalle yok. Buradan yukarısı yayla ve mezra şeklinde. Kışın köyde bizden başka hiç kimse kalmıyor. Yani sadece 3 tane nüfus. Annem, ben, babam yaşıyoruz. Yazın gene komşularımız geliyor. Bağ bahçe ekenler oluyor. Hayvancılık yapan sadece biziz. Başka kimse yok. Çünkü yani şartlar biraz artık zorlaştı. Yem pahalı, ot pahalı, insanlar imkansızlıklar yüzünden maalesef bıraktı hayvancılığı. Biz de hayvanlara olan düşkünlüğümüz yüzünden gerçekten satmaya kıyamıyoruz. Aman o buzağımız çok güzel, bu buzağımız çok güzel diye diye şu an 20'ye yakın büyükbaş besliyoruz. Bunu annemle beraber yapıyoruz. Bakalım nereye kadar dayanacağız, nereye kadar direneceğiz diyelim. Artık yavaş yavaş hayvanları dışarıya açma zamanı geldiği için şu anda çayırıp genel bir kontrol edelim dedik. Ne kadar ot gelmiş, ne zaman hayvanları dışarı salarız şeklinde annemle bir bakınıyoruz. Yani şu anda havalar biraz soğuk, hala ısınmadı çok fazla. Yağmurlar yağdığı için birazcık daha hava ısınırsa otlar birazcık daha fazla büyüyecek. Bizim açımızdan iyi olacak çünkü şu anda dışarıya saldığımız takdirde çıkan otu hemen hayvanlar silip süpüreceği için otların biraz daha büyümesini bekliyoruz. En azından dışarıya saldığımızda hayvanların karnı doysun, birazcık değsin diye bekliyoruz. Eminim bu yeşilliği gören herkesin aklından geçmiştir. Şimdi o çimlere uzanıp biraz tadını çıkarsak. Gerçi hava soğuk ama merak etmeyin, videodan sonra ben sizin yerinize buranın keyfini çıkartacağım. Eminim bu yeşilliği gören herkesin aklından geçmiştir. Şimdi o çimlere uzanıp biraz tadını çıkarsak. Gerçi hava soğuk ama merak etmeyin, videodan sonra ben sizin yerinize buranın keyfini çıkartacağım. Şöyle biraz annemle oturup dinlenmeyi düşünüyoruz. Hep çalış, hep çalış. Nereye kadar? Biz de yorulduk. Komşular geldi. Arada bir mola vermek lazım. Bir nefes almak lazım. Videomuzu şimdilik sonlandırıyorum. Birkaç video daha düzenleyeceğim. Sonrasındaki videoları sizinle paylaşmış olacağım. Bizleri desteklemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Karadeniz Artvin'den selamlar. Videoyu sonlandıralım dedik ama size sona güzel bir manzara bırakmak istedim. Bunlar da benim tezekli ayakkabılarım. Kış boyunca gerçekten bizi soğuktan korudular. Her ne kadar 43 numara olsa da yani kışın biraz kalın giydiğimiz için ayağıma göre ayakkabı bulamadığımdan dolayı böyle aldım. Evet, şöyle sonuna güzel bir manzara bırakmak istedim. Bu arada kadrajımıza Yaman Bey ve Çakır Bey de geldiler. Onlar da bizimle beraber keyif yapacakmış. Gel oğlum. Hadi kalın sağlıcakla. Görüşmek dileğiyle.